birlikte yani İstanbul'daki egemenliğe bir de Türkiye ortaya çıkıyor. Kim ne derse desin ekonomik kriz ama bir de lider bulmuş olma. Yani emekliler öfkeli ama lideri de var. İmamoğlu. Şimdi ben İmamoğlu'nun Türkiye'nin burjuvazisinin, Türkiye'nin sermaye sınıfının ve uluslararası olarak tamam bu adam doğru adam denebilecek noktaya geldiğini düşünüyorum. Yani Amerika hayır demez, Avrupa hayır demez, komşular hayır demez, TÜSİAD hayır demez, Türkiye'nin sermayesi hayır demez ve şu anda da iyi bir figür. Dolayısıyla ben bunun üzerine gelecek bir ekonomik krizle her gün bas bas bağıran erken seçim diyecek olan bir muhalefete karşı şimdi Hasan'ın dediğini diyecektim. Bir, artık anayasa tartışmasına bence giremezler. İki, kafalarında kuma gömemezler diye düşünüyorum. Buna katılır mısın? Bir de medyayı nasıl şekillendirir? Böyle durumlarda AK Parti'nin tipik davranışı savunma değil saldırıdır. Bütün krizlerde, bütün kendi aleyhine olan büyük gelişmelerde hiçbir zaman kendi kabuğuna çekilmemiştir. Tam tersine atak bir pozisyon sağlamaya çalışmıştır. Bütün yani aklınıza gelebilecek bütün olaylarda böyledir. Hem 15 Temmuz'da böyledir, 17-25 Aralık'ta böyledir, ondan önceki seçimlerde böyledir. Bütün krizde muhtırada böyledir. Buna benzer bütün krizlerde AK Parti hiçbir zaman geriye çekilmeyecek. Bence şöyle yapacaklar. Yani benim düşüncem. Erken seçim değil ama bir anayasa gündemini getirecekler. Anayasa değişimini. Yok, ve anayasa yok hiç önemli değil. Onun zeminini bence seçimden önce oluşturmaya çalıştılar. Şimdi tam aksine daha çok zemini var. Çünkü şimdi anayasayı muhalefeti bölmek ve gündemi değiştirmek için çok önemli bir unsur olarak kullanacaklar. Bir hikaye olarak kullanacaklar. Dolayısıyla AK Parti'nin seçimden dolayı ekonomik krizden dolayı var olan bütün sorunları gündemi değiştirebilmek için bence çok ciddi bir şekilde anayasa değişikliğine ihtiyaç, en azından anayasa değiştirir gibi yaparcasına öyle bir gündem dayatacaklar Türkiye'nin önüne ve dolayısıyla ben orada şeyi düşünüyorum. AK Parti tam aksine yarından itibaren büyük bir olasılıkla tamam bu seçim bitmiştir. Biz halkımızdan gereken dersi aldık, mesajı aldık diyecek. Ama Türkiye'nin hala yapısal sorunları vardır. Türkiye demokrasisinin sıkıntıları vardır. Türkiye'de ifade işte aklına gelen bütün argümanları tekrar gündeme getirecek. Ve Türkiye yarından tezi yok bir an önce anayasa değişikliği için olması gerekir diye diyecek. Ve orada şu anda karşı tarafta beliren hani yeniden refah, İşte İyi Parti, ona benzer o küçük partiler hepsinin yani CHP ve CHP'nin çevresinde kümelenmiş olan partileri bir şekilde anayasa, hatta buna DEM Partisi'ni bile katarız ki orada bile bu anayasa tartışmasında onlara uygun maddeler belki gündeme gelebilir bir şekilde. Onları da yanlarına alarak tamamen Türkiye'nin gündemini bugünkü hem gündeminden kurtarmak hem de ekonomik krizin gündeminden çekip kendi belirlediği gündeme getirmek. Yani AK Parti'nin en iyi yaptığı iş budur. Ben sana ilginç bir şey söyleyeceğim. Çok büyük bir tehlike olarak bunu söyleyeceğim. Bunu yaz kenara. O da şu, mecliste hak edilmemiş bir şekilde küçük enişteye Ali Babacan'a giden koltuklar şimdi AKP'ye geçebilir. Yani zaten kaybolmuş olanlar, yani zaten hiçbir beklentisi olmayanlar şimdi şeye geçebilir. Ne denir ona? AKP'ye geçebilir. Geçer mi? Geçmez mi bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum. Şimdi çok büyük bir pazarlık unsuru olabilir. Şimdi bundaki buradaki şey de hatta hani üzeri şekerli olan hatta yeni anayasa, yeniden demokratikleşme, Türkiye'nin sivil anayasası argümanlarıyla beraber işte Babacan, Davutoğlu ve hatta Saadet Partisi bu işin neresinde kalır bilmiyorum ama son seçimde Saadet Partisi iyice silikleşti.
Bunları kendi içinde, şimdi büyük bir pazarlık şeyi var. Artık masa dağıldı. Yani eski Türkiye'nin, yani 31 Mart öncesinin, 31 Mart saat 17'ye kadar olan Türkiye'nin, yani seçimler, sandıklar kapanana kadar olan Türkiye'nin dengeleri bugün itibariyle bitti. Yeni bir denge oluştu, yeni bir oluşum var. Artık masada birçok farklı siyasi aktör var ve bu aktörlerle pazarlıklar var. Şimdi siyasi kıvraklıklar ve siyasi kazançların öne çıkacağı, AK Parti'nin kendi içinde de dipten gelen bir başka oluşumları olacaktır büyük bir olasılıkla. Yani orada da bunun bu kırılmayı hissedilecek. Belki bunu dışarıda biz çok görmeyeceğiz ama içeride büyük kırılmalar olacak. Kenarda köşede duranlar, bugünler söz söylemek için sözün kendilerine gelmesini bekleyen unsurlar birer birer çıkacaktır ortaya. Daha da ötesi AK Parti'nin içinde Tuncay, AK Parti... dur. Bilge Yılmaz, yere göğe koyamadıkları, vay Meral Hanım. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum demiş Bilge Yılmaz. Zaten Türkiye'de 14 Mart'taydı değil mi o şey ne? Mart neydi ya? Mayıs'ta mıydı? Mart'ta mı? Neydi Cumhurbaşkanlığı seçimi? Ha? Mayıs mıydı? 14 Mayıs değil miydi? Ha. 14 Mayıs'ta bu Bilge Yılmaz gibi adamlar yüzünden %100 kazanılmış olan seçim verildi. Herkes biliyor. Herkes biliyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu Bilge Yılmaz, Meral Akşener masaya kalk otur bilmem ne. Senin dediğin gibi aylar öncesinde Türkiye değişimi yaşayacaktı. Yine AKP şey yine Ekrem Bey büyük oy alacaktı. Yine Mansur Bey büyük oy alacaktı. Yine Boz Bey büyük oy alacaktı. Yine Eskişehir büyük oy, Adana, Mersin ama Cumhurbaşkanlığı da bu sefer yine CHP'de olacaktı. Bambaşka bir Türkiye olacaktı. İyi Parti iyi ki tarihin çöplüğüne gidiyor. Çünkü yaptıkları Türkiye tarihindeki en korkunç hamleydi. Türkiye'nin Mayıs'ta düzlüğe çıkmasını engellediler. Şunu söylemiyorum. Kılıçdaroğlu doğru yaptı, eğri yaptı demiyorum. Ama kim olursa olsun Kılıçdaroğlu dahil o seçimi alacaktı, alıyordu. Bunun altını çiziyorum. Evet, ne diyorsun? Adam gitmiş. Sizlere ömür, istifa ettim diyor. Sanki bir erdemmiş gibi. Hiçbir kıymeti yok ki artık. Valla bu şunu gösteriyor. İmamoğlu'nun artık şeydeki muhalefetteki işaret fişeği ya da ne de süngüsü, en tepedeki süngüsü iki tane uç belirdi bu akşam. CHP aslında tıpkı 1946'daki gibi kendi içinden muhalefete iki tane muhalif unsur çıkardı. İki tane muhalif figür çıkardı. Bunlardan bir tanesi İmamoğlu, bir tanesi Ankara Mahsun Yavaş. Şimdi bu ikisi bence İyi Parti ve İyi Parti'nin çevresinde buna MHP'yi de dahil edebiliriz. Bir şekilde Mansur Yavaş'ın kümesinde orada bir toplanma olacak. Ben gelecek şu anda geleceğe yönelik konuşuyorum. Kendi fikirlerimi ifade ediyorum. Diğeri de Ekrem İmamoğlu tarafında olacak. Bunlar CHP içinde nasıl olacak? Siyaset bunu nasıl belirleyecek? Kim aday olacak? Kim olmayacak? Onları bilmiyorum. Ama şunu görüyorum artık. İki tane çok önemli muhalif figür var Türkiye'nin gündeminde. Bunlardan bir tanesi Mansuroğlu'dur. Diğeri İmamoğlu'dur. Mansur Mansur oldu diye bir şey Yavaş'tır, yok mu? özür dilerim. Pardon, Mansur Yavaş'tır, özür dilerim. Ben senin kadar Herkes alışık bir değilim. 40 yılda bir çıkıyorum da ondan dolayı Hayır. heyecanımı mahsur gör. İlla birinin Şeyden oğlu dolayı burada illa iki birinin oğlu tane olmak unsur değil. var. Bir tanesi sağda milliyetçi sağın bayrağını taşıyacak gibi görünüyor gelecekte. Diğeri de orta solun yani sosyal demokratların ve bir zamanların ANAP ve ANAP tarzındaki liberallerin ne bileyim liberal ve daha böyle hafif solda olanların şeyi olacak, bayrağını taşıyacak. Bu ikisi arasında kümeleşmeden bir sonuç üretecek Türkiye bundan sonraki seçimde.
Ama orasını nasıl becerecekler onu bilmiyorum. Yani bugün net çıktı o. Ha, bu arada mesela ilginç bir şey. Rize'nin Çayeli'nden ötesi de, hani Çayeli'nden öteye giderim yanı yanı diye bir türkü vardır. Çayeli'nden ötesinde ilk defa 12 Eylül'den sonra CHP çok üstün bir performans göstermiş durumda. Bana gelen bilgilerde Pazar, Ardeşen, Hemşin, Çamlıhemşin, Fındıklı gibi geçmişte de CHP'nin ve Karadeniz'deki sol damarın hakim olduğu, ancak arada önce 12 Eylül diktatörlüğü ve sonrasında gelen iktidarların özellikle Mesut Yılmaz ve Recep Tayyip Erdoğan, iki Rizeli başbakanın oluşumundan sonra o bölge tamamen sağın ve İslamcı sağın kalesi durumuna gelmişti. Fakat ilk defa Cervatoğlu, geçen seçimde 2019'da Ercüment Cervatoğlu, Fındıklı'da, inşallah bugün geldiğinde seni gezdireceğim oraları. Ondan sonra bu şeyi, makus talihi kırdı. Çok iyi işler yaptı Fındıklı'da. Kendi gözlerimle gittim, gördüm ve yapıyor. Seçim kampanyasını baştan aşağı dijital üzerinden izleme şansım oldu. İlk defa beni Pazar ilçesi çok ciddi bir atılım yaptı. Kendi özüne sol o damarlarına doğru bir tercihte bulundu. Onun için Karadeniz'de de çok ciddi bir dönüşümler oluyor. Onu da söylemek isterim, lafı Peki unutmadan. Tuncay, medyada ne olur? Yani şimdi medya daha az korkak olacaktır diye umuyorum, ya da daha çok korkacaktır. Çünkü Erdoğan'ın hışmı olabilir. Ya da bugün pek çok insan şöyle bir yere de bakabilir. Ya tablo değişti ve şu anda işte CHP medyası diye sunulan muhalif medya denklemi değişti falan denebilir. Yani bugün İmamoğlu'nun yarattığı bu psikolojik ortam kartları medyada da dağıtacaktır. Çünkü bizim medyamız gazetecilik yapmadığı için, operasyon medyası olduğu için, şimdi ellerini ovuşturarak oraya mı geçsem, buraya mı geçsem, ondan mı para alsam, bundan mı para alsam durumları olacaktır. Ne diyorsun bu konu hakkında? Yakın zamanda bir şey olmaz. Ama orada da bütün bakışlar ortada duran, mesela yani niyet okumak istemem. Sen daha bu konuları daha iyi bilirsin. Senin arkadaşın sonuçta. Mesela daha liberal çizgide olup da AK Parti'nin ve Erdoğan'ın yanında duran, ortada duranların zaman içinde bu fotoğrafa bakıp özellikle İmamoğlu'na doğru yönelmelerini düşünüyorum. Mansur Yavaş'ın medyada bir akım oluşturacağını, bir çekim merkezi olabileceğini düşünmüyorum. O Ankara'dan o işi yapması çok zor. Yani yapsa da çok sınırlıdır. Sonuç itibariyle MHP kökenli olması ve MHP'nin basın dünyasındaki etkinliği belirlidir. Yani sınırlıdır. Ve Ankara olması ancak Ankara içinde geçerlidir. Ama İmamoğlu, bak gör, yani bugün hangi yıldayız bilmiyorum. Şimdi 2024'teyiz değil mi? Yani 10 yıl sonra Türkiye'de bir İmamoğlu medyası, aynı bugün Recep Tayyip Erdoğan medyası neyse, 10 yıl sonra da İmamoğlu medyası oluşacak. Hem de belki, yani tabii bunu söylemek istemem ve birçok yani moralli bir günde kimsenin moralini ve kalbini kırmak istemem ama bugünleri bile arayabiliriz yani. Yani ona karşı çıkabilecek herhangi insan